Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Benden önceki değerli akademisyenlerin sunumları gibi benim öyle akademik bir dilim yok. Kendi öğretmen dilimle bu sunumu yapacağım. Oyuncağını getir ders işleyelim. Adı çalışmam. Eğitimde materyal kullanımı olarak oyuncağın tercih edilebileceği yönünde bir düşünceyle ortaya çıktı. Benim 5 yaşında bir oğlum var. Sağ olsun bir oda dolusu da oyuncak aldırdı bize şimdiye kadar. Bir de illaki benimle sen oyuncaksın der. Otururuz 1-2 saat onunla oynarız. İşte kılıçlarla dövüşürüz. Bir tane havaalanı kurarız. Uçaklar iner kalkar. Pilot konuşur, kule konuşur. Birileri benzin doldurur. Ben yine böyle oynarken çok oyuncağımız olduğu için bir odada oyuncaklar gözüme çarptı böyle ne kadar çok diye. Dedim bunları derslerle ilişkilendirebilir miyim acaba? Çocukların bunlarla oynaması veya ders nasıl işleyebiliriz bu oyuncaklarla diye bir fikir geldi. Mesela o havaalanını kurduğumuzda havaalanına oynarken sosyal bilgiler öğretmeniyim ben. Nitelikli insan diye bir konumuz var. Havaalanı ile oynarken bu konuyu anlatılabilir mi acaba derste düşündüm ve neden olmasın dedim. Sonra böyle bir uygulama başlatmaya karar verdik öğrencilerle. Öğrencilere dedim bir evde kullanmadığınız kırık veya yeni de olabilir oyuncak getirebilir misiniz? Onlar zaten zevkle evet dediler. Okulda bir oyuncak havuzu oluşturduk. Ve bunlarla ders işlemeye başladık. Birkaç uygulamamız oldu öncesinde. Daha çok oyuncaklar şimdi okul öncesi dönemde kullanılıyor. Neden ilköğretimde veya lisede de kullanılmasın diye bir fikir gelişti sonra. Çünkü çocuklar okul öncesinden ilköğretime geçtiklerinde birdenbire büyümüyorlar. Veya oyuncakla oynamak için illaki çocuk olmak da gerekmiyor. Bu uygulamada oyuncak havuzunu oluşturduk. Şöyle devam edeyim ben sunumdan. Oyuncaklarımızı topladık bir odamızda. Sergiledik hepsini. Çocuklarımız oyuncaklarını tanıdılar. Sonra bunları eğitimde, derslerde, konuları anlatırken nasıl kullanacağımızı tartıştık. Tabii işin içine oyuncak girince çocuğun ilgisini çekecek bir şeye endekslediğiniz zaman dersi daha çok motive oluyorlar. Akşamdan düşünüyor. Şimdi bir gün öncesinden ödev veriyorsunuz. Çocuklar şu konuyu bu oyuncaklarla nasıl işleriz? Mesela köyden kente göçün sebepleri ve sonuçları konusunu gelip derste anlatım metoduyla anlatmak yerine işte bu konuyu bu oyuncaklarla elimizdeki oyuncaklara nasıl işleyebiliriz diye soruyoruz. Çocuklar eve gittiklerinde akşam düşünüyor veya evindeki oyuncağı getiriyor. Neyi kullanabilirim, nasıl kullanabilirim diye. En azından işin içinde oyuncak olunca düşünmeye başlıyor ve konuya hazırlanmaya başlıyor. Konuyu okumaya başlıyor. Ben nerede hangi oyuncağı kullanabilirim diye. Bir anlamda onu motive etmiş oluyorsunuz. Tabii önceleri ilk olarak oyuncaklarla oynamalarına izin veriyoruz. İyice alışıyorlar. Çok çeşitli her şey kullanılabilir. Yani etrafta gördüğümüz her şey oyuncak olmasına da gerek yok aslında. Materyal kullanılabilir. Mesela şu öğrencimin elinde gördüğümüz kılıç yine oğlumla oynuyorduk. O genelde büyük ve uzun olanları tercih eder. Her zaman en iyi o olacağı için. Ben küçük kılıçla oynuyordum. O sırada Osmanlı tarihi dersini işliyorduk. Kuruluş dönemi.
Dedim şu kılıcı alayım bir okula götüreyim. Kılıcı aldım. Diğer kılıcı da, diğeri de uzun, böyle ışınlar saçan bir kılıç. Şu küçük kılıçla derse başladım kuruluş döneminde. İşte fetihler, Osmanlı'nın ilerlemesi, Bursa'nın, Edirne'nin alınması, İstanbul'un fethine kadar elimde kılıçla ilerliyorum Avrupa'ya doğru. Çocuklar pür dikkat dinliyor. Biz böyle ilerledik. Sonra biraz zamanı ileriye aldık. Sahnenin bir tarafından şu tarafa kadar elimde kılıçla gittim. Oraya geldiğimde arkamdan büyük kılıcı çıkardım. Avrupa'nın yerine geçtim. Işın kılıcı. Çocuklar dediler eyvah. Sonra tekrar ilerlemeye, yani Osmanlı'nın gerilemesine başladı. Neden? İşte biz önce kılıçla gittik oralara kadar ama sonra teknoloji Osmanlı'ya üstün geldi. Rönesans reform konularını, Avrupa'nın aydınlanma çağı konularını bu şekilde öğrencilere ödev verdim ve çok daha motive edici oldu zannediyorum. Çok güzel sonuçlar aldım bu konudan. İzninizle fazla uzatmadan uygulama örneği göstermek istiyorum. Konularımız ilk çağ medeniyeti mesela, ilk buradaki örneğimiz. İlk çağ medeniyetlerinden işte Hititler, Finikler, Anadolu medeniyetleri. Konuyla ilgili öncesinden ödevlendirmeyi yaptıktan sonra çocuklar hazırlıklı geliyorlar. Önemli kavramlar var çocukların bilmesi gereken. Bunları ezberletmek yerine bunu derste oyuncağı endeksleyerek Hititlere yazdık. Mesela bir öğrencimiz Kadeş Anlaşması yapmış. Bir tane strafor üzerine kendince bir şeyler çizmiş çivi yazısıyla. Çivi yazısını öğreniyor, Kadeş Anlaşması'nı öğreniyor. Pankuş Meclisi vardır Hititlerde. Yazıyoruz tahtaya, Pankuş Meclisi'ni bu oyuncaklardan nasıl gösterebiliriz? Öğrencimiz tutmuş getirmiş bir tane işte, merdiveni de eksik etmemiş. Bu Pankuş Meclisi olabilir öğretmenim dedi. Hititlerde işte kraliçe Tavanan'la çok geçer. Kralın yanında kraliçenin olması. ÖSS, işte LYS, LGS'lerde de çok çıkmış bir sorudur. Kralın yanında kraliçenin de yer alması, Hititlerin kadına yönetimde yer verdikleri konusu. Bu bebek kral, yanındaki de kraliçe oluyor işte. Sonra Hititlerde tarih yazıcılığını nasıl yapabiliriz çocuklar dedim. Birisi kral oldu, o maskeyi takan. Diğeri de, diğerleri de tarih yazıcısı. Ellerine aldılar tabletleri, işte tornavidayla kralın söylediklerini yazıyor. Böylelikle Hititlerde tarih yazıcılığı başlıyor. Objektiflik, yani kral Tanrı'ya hesap vermek zorunda, mecburen doğru söylemek zorunda. Onun için objektif tarih yazıcılığı bu şekilde başlıyor. Onu öğreniyorlar. Kadeş Anlaşması'nda kraliçenin mührü de var, o geçiyor. Kraliçenin mührünün olmasının ne anlama geldiği ile ilgili çok soru çıktı sınavlarda. Bu arkadaşımızın babası okul müdürü, müdürün kaşesini getirmiş işte, kraliçenin mührü diye. Eminim unutmayacaktır herhalde bunu. Bin Tanrı ili mesela Hititler. Birçok oyuncağımızı Tanrı yaptık burada. Tabii önemli gördüğüm konulardan sonra, kavramlardan sonra etkili sorular sorarak konunun pekiştirilmesini sağlıyoruz. İşte Bin Tanrı ili olması Hititler'de dini anlamda neyin göstergesidir? Hoşgörünün göstergesi. Bu şekilde sonuca ulaşmalarını sağlıyoruz. Firikler ve tarım. Tabii traktör yok o zaman. Onun bilincindeler ama tarımı çağrıştıran oyuncakları buluyorlar hemen. Hayvancılığa önem verirlerdi firikler. Birçok hayvan, öküze çok önem verirlerdi. Bu da çok çıkmıştır. Yine tarımı çağrıştıran oyuncaklar. Mesela firiklerde öküz kesenin cezası. Arkadaşımızın, yani öğrencimizin biri öküzü kesmeye çalışıyor, diğeri cezasını veriyor. İşte bunun çıkarımlarını öğrencilere bulduruyoruz sonrasında.
Filiklerde işte Midas adlı kralın olması, tabiat tanrıçası Kibele, tüm gerekli olan kavramları yazıp öğrencilerin oyuncaklarla bulmasını sebep oluyor. Az önce filiklerde bin tanrı olarak kullandığımız hayvanlar, filiklerde fable konusunu anlatırken de işimize yarayabiliyor. Savaş tanrısı Aldi çok kolay, Urartularda, Lidyalılarda para. Bu şekilde devam ediyor. Bu zor bir konuydu aslında. Tarih konusunu oyuncaklarla işlemek. Ama oyuncaklar o kadar çok kullanılmaya müsait ki ilk öğretimde, hatta liselerde bile, eminim lisede daha çok zevk alacaklardır öğrenciler. Dersi işlemeye çok daha uygun konular var birebir günlük hayatın içinden. Bu nedenle bu projeyi biraz daha geliştirmeyi, ilerletmeyi düşünüyorum. Yeni alanlarda, hatta bildirimin sonuna da yazmıştım, akademik paydaşlarla geliştirmeyi düşünüyorum diye, eğer bu konuda destek bulabilirsem, daha biraz altyapısını oluşturursam daha iyi olacak diye düşünüyorum. Çok fazla işte yöntem, teknik, bulgular, sonuçlar, bunlara girmek istemedim. Bunların hepsi kitapçıkta var zaten, 95. sayfada. Buradan isterseniz izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için, dinlediğiniz için.